안녕하세요, 탕크. 안녕하세요. 잘 지냈어요, 탕크. 잘 지내세요, 호장. 하리크슨 탕크쯤 요즘 뭐 해요? 호장, bu aralar neler yapıyorum anlatayım mı? Evet, anlat. Bu aralar ders çalışmaya başladım ama içimden hiç gelmiyor hocam. 공부를 해요, 공부를 해요. Ders çalışıyorum. Hocam lütfen içimden Niye? Gelmiyor da der misiniz Korece? İçimden gelmiyor. Mağım yoksa요. Mağım yoksa요, hocam. Mağım böyle kalp, içimden gelmiyor. Mağım yoksa요. Ya da ne diyebilirsin? 공부하기 싫어요. Ders çalışmak istemiyorum. 싫어요. Çok kolay bir kalıp bu gerçekten. Bir şey yapmak istemeyince nokta 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 haki 싫어요. Yapmak kesinlikle istemiyorum. Kesinlikle öyle hocam. Peki çünkü neden? Yeni açıldı ya hocam okul. Şimdi birazcık motivasyon sorunu yaşıyor. Biraz motivasyon ama birazcık alışırsın. Yazdan çıktın böyle hemen kendini bir toparlarsan bence bir iki haftaya böyle tempoya alışırsın. Oo, inşallah hocam. Ama peki Korece hakkında? Korece için de aynı isteksizliğin var mı? Hayır var hocam, ben Korece'yi çok seviyorum. Yoksa söyle gideyim Tankut. Yalan yok hocam bende. Yalan yok, tamam, çok sevindim. O zaman Tankut'cum, bizim bazı arkadaşlarımız da Korece haleklerini merak etmişler. Aslında biz daha önce Korece nerede, kim, kiminle, ne zaman gibi dersler yapmıştık. Arkadaşlarımız bu dersi izledikten sonra, haleklerini izledikten sonra cümledeki kullanımını daha iyi öğrenmek için de yine o videoları izlesinler lütfen, tamam mı? Tamam hocam. Şimdi bugün seninle Korece'deki bütün haleklerini bir derste öğreneceğiz. Oo. Tık 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 hepsine bakacağız. Hazır mısın Tankut? Hazırım hocam. Şimdi aynen Türkçedeki gibi aklında kolay oturması için Türkçedeki haliyle başlıyoruz. Türkçede ne var? Yalın hal var. Kenan Doğulu var bir de hocam. Bir de Kenan Doğulu var. Ne alaka? Özür dilerim hocam, biraz kötü espri yaptım. Peki. Ben zaten çözemedim bir de. Yalın ve Kenan Doğulu korkunç. Türk pop müziğini katlettik. Of. Neyse, canımız sağ olsun. Yalın hal var. İ hali var, belirtme hali. E hali var, yönelme hali. Bayağı ders tekrar gibi oldu. Türkçe edebiyat dersi gibi. D hali, bulunma hali. Den hali, ayrılma hali. Aynen Korece'de de Kore sondan eklemeli bir dil olduğu için çok benziyor Türkçe ile. Yine bu şekilde sondan ekleyebileceğimiz hal ekleri var. Hal eklerimiz var. Yalın hal ne? Adı üstünde yalın. Hiçbir ek eklemiyoruz. Okul sözcüğü üzerinden örnekleri yapacağız. Okul neydi? Hakyo. Hakyo. Sadece yalın halde hakyo. Hakyo dedik. Peki belirtme halimiz hangi ekler? Belirtme halimizde ıl ve rül ekleri. Il, rül. Daha önce de görmüştük hocam sanki. Aynen öyle. Il, rül eklerini görmüştük. Belirtme hali bunu, şunu, onu demeyi öğrenmiştik seninle daha önce. Orada görmüştük. Bu sözcüğün son harfi sessiz ya da sesli olmasına göre ikisinden birini seçiyoruz. Hakyo, rül. Hakyo, rül. Okullu demiş olduk. Bulunma, yönelme ekimiz neydi? Yönelme eki e. 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 E hali E diye okunuyor. Çok kolay aklımızda tutabiliriz. Hakyo e. Aslında Türkçedeki gibi okula, eve gibi. Oradaki e ile ses benzerliği de var. Hakyo e. Okula yöneldiğin zaman. Hakyo e. Peki bulunma haline geçelim. Bulunma hali okulda, evde. Şimdi Türkçede hemen D var, ayrılıyor. Korece'de arkadaşlar bazen bu D'yi sadece E olarak da söyleyebiliyor. Bununla aynı. E ya da eso. Eso. E, eso. Bu bazen kelimeye ve duruma göre değişiklik gösteriyor. D hali okulla derken, okulda derken hakyo e ya da hakyo eso. Bunun ayrımına da kullandığımız fiile göre karar vereceğiz. Peki den hali ayrılma, okuldan, okuldan çıkıyorum. Bunun tek bir örneği var. Eso. Tek bir eki var. Pardon. Eso. Buradaki eso yalnızca den anlamında da kullanılıyor. Yani hakyo eso. Okuldan. Tankoçum bir kere hızlıca okuyalım mı şunları? Çok hızlı okuyalım hocam. Hakyo. Hakyo rü. Hakyo e. Hakyo e. Hakyo eso. Hakyo eso. Bu şekilde. Tamam hocam. Çok kolay. Sondan eklemeli bir dil. Türkçedeki gibi ekleri öğreniyoruz, kelimenin sonuna yapıştırıyoruz. Şimdi seninle başlayalım eklerimizi. Öncelikle i hali yani belirtme ekiyle başlayalım. Ne demiştik? Il, rül. Il, rül. Önemli olan şey kullandığım sözcüğün son sesi. Değil mi? Burada son sesler var. Bakacağım hangisini kullanacağım. Eğer ki sesli harf ile biterse rül. Rül. Kesinlikle. Türkçede de aslında Türkçe ile de uyumlu değil mi? Böyle sesli sessiz daha kolay okunuyor. Rül. Eğer sessiz harfle biterse ıl. Il.
Şimdi örneklerini yapalım. Okul neydi? Hakkyo. Gyo. Buradaki son ses ya ne? Ya sesli harf oluyor. Hakkyo. R. Hakkyo R. Okulu dedik. Peki. Bul. Sonu ne? Buradaki L sesi sessiz harf değil mi? O yüzden ır. Bur. Şimdi şöyle enteresan. Normalde pul derken L diyorum değil mi bu sesi? Hatırlıyor muyuz? Burada bir özel bir durum vardı şu seste. Bu ses Korece'de hem R hem de L olarak okunabiliyor. Yanına bir sesli harf geldiğinde R'ye dönüşüyor. Ama tek başınayken bul, yanına ı'lı eklersem burul, bulul değil. Burul. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Peki çek. Sonu ne? K. G sesi, sessiz harf. O zaman çekgül. Çekgül. Çünkü sessiz harfle bitiyor. Il ekliyorum. Kimbap. Çok severim. Bayılırız hocam. Yapması çok kolay. Sen de kimbap tarifi yapmıştık evet, hatta. Evet yapmıştık hocam. Evde denedin mi? Denedim hocam. Sonucunda börek çıktı ortaya. İnanılmaz güzel. İşte yani yosundan börek çıkartabilen bir öğrenciyle keyifli bir ders. Canın sağ olsun Taşkıcığım. Teşekkür ederim. Kimbap da sessiz harfle bitiyor. Yine ıl ekliyorum. Baekhyun. Baekhyun Koreli bir erkek. Arkadaşımızın ismi. Kim? Baekhyun. EXO grubundaki bir üye. Baekhyun. Sonu yine sessiz. Baekhyun'u. Baekhyun'u göreceğim. Ya da Baekhyun'u bekliyorum derken Baekhyun'u. Şimdi bitti. Çok kolay. Öl, rül dedik ve E haline geçiyoruz. E hali neydi? Yönelme. Yönelme haliydi değil mi? Okula. O zaman bunun kolay yanı hiçbir şeye gerek yok arkadaşlar. Sesliydi, sessizdi, bilmem neydi. Hepsine yapıştırıyorsun E'yi. Tık geçti. Bitti. Türkçe'de mesela E olabiliyor, A olabiliyor değil mi ses uyumuna evet. göre? Korece'de hepsi E. Hakkyo E. Okula. Çip ev. Çip E. Eve. Hanguk, Kore. Hanguge, Kore'ye. Hanguge, kayo. Hanguge, kayo. Kore'ye gidiyorum. Hwajangsil, hwajangsil. Tuvalet. Hwajangsil'e kayo. Giriyorum, çıkmıyorum. Hwajangsil'e kayo. Hwajangsil'에서 뭐해요? Tuvalette ne yapıyorsun Tankut'cum? Hocam, söylemeyeyim. Aramızda kal. Onu o içine... Telefona bakmayı, oyun oynamayı çok seviyorum hocam. Oyun oynuyorsun, orada zaman geçiriyorsun. Zaman geçiriyorum. Tabii. Teneffüsleri böyle değerlendiriyoruz. Minsu'e. Minsu da bir isim, Korece isim. Minsu'e bir kişiye derken de yine e'yi ekleyebiliyoruz. Kişi isimleriyle de kullanılıyor. Şimdi aklımızın azıcık karışabileceği bir nokta var dedik. Bulunma hali yani de, okulda, evde derken e ya da eso kullanabiliyoruz. Bir yerden ayrılmayı belirtirken, okuldan derken kesinlikle den, eso. Dümdüz yapıştırıyoruz. Şimdi bu ikisini birlikte yapalım istersen. Şöyle bir çizgi yapalım. Pakmulgwan, ilk sözcüğümüz. Aslında bu derste yeni sözcükler de öğreniyoruz. O yüzden bunların anlamını da hatırlamaya çalışalım. Pakmulgwan, müze demek. Müze, de derken hangisini seçeceğim? Pakmulgwan'e ya da Pakmulgwan eso. İkisini de kullanabilirim. Şimdi Pakmulgwan'e isoyo opsoyo fiilini hatırlıyor musun? Isoyo var demekti. Opsoyo yok demekti. Özellikle arkadaşlar Korece'de isoyo ve opsoyo ile cümle kurarken var yok derken e'yi tercih ediyoruz. Bu bugünkü dersten aklınızda kalan tek şey bu olsa da yeterli. Pakmulgwan'e İssoyo. Pakmulgwan'e opsoyo. Ama esoda deseniz Korece'de kimse size dönüp ya sen yanlış biliyorsun sen bunu öğrenememişsin. Demez. O yüzden sıkmayacağınızı hiç gerek yok. Pakmulgwan eso. Ama müzeden çıkıyorum derken mutlaka eso dememiz lazım. Yani ben müzeden çıkıyorum derken pakmulgwan e dersek işte o zaman yanlış oluyor. Pakmulgwan eso nagayo. Nagada çıkmak, bir yerden ayrılmak. Pakmulgwan eso nagayo. Şimdi norebang. Koreliler acayip severler norebanga gitmeyi. Her aktivitede mutlaka bir norebang olayı olur. Karaoke Tankut'cum. Karaoke. Norebang e. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Ben karaoke'de söyleyince kimse kalmıyor. Niye acaba hocam? A
acaba şey, Tankocuğum sesin çok güzel olduğu için biraz kendini kötü mü hissediyorlar? Kıskanıyorlar hocam beni. Kıskanıyorlar. Anladım. Ya. Kıskanı çekemiyorlar. Çekemiyorlar ya. Hocam. İnanılmaz ya. Bence Kore'de bir şansını dene. Belki daha bir dinleyici kitlen olur. Evet hocam, ben Kore'de, açıkçası olacağını düşünüyorum. Ben yani Kore'de star olabilirim diye düşünüyorum. Star olabilsin. Ya gerçekten yeni bir K-pop starı doğuyor arkadaşlar. Of. Hazırlıklı olun. Tankuchi. Tankuchi geliyor. Şey olmasaydı hocam, İngilizler beni kız zanneder. She derken, she Korece'de biraz saygı eki ya. Ben şimdi böyle seni bir gözümde yücelttim. Şimdi hemen saygı, sanatçısın ya, saygı duydum tamam ondan. Hocam. Tamam mı Tankuchi'm? Tamam. Norebang e. Karaoke'ye. Norebang e. Kayo. E neydi? Yönelmeydi. Bulunma. Norebang e. Issayo. Norebang'da var diyorum. Norebang eso. Hepsi olur. Nerede buluşalım diyorum. Odie mannayo. Odie mannayo. Manna da buluşmak. Odie nerede? Norebang eso mannayo. Norebang e mannayo. İkisi de olur. İkisi de olur. Hiçbir şekilde problem yok. Peki Norebang'dan çıkıyorum diyeceğim. Norebang eso nagayo. Çıkıyorum. Norebang eso nagayo. Gangnam. 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 Artık hepimiz biliyoruz zaten. Belki ilk duyduğumuz Korece sözcük bu olabilir. Gangnam e. O adama ne oldu hocam? O adam yaşıyor. O adam kendi müzik şirketini kurdu ya. Oh. Evet, kendi bağlı olduğu bir şirket vardı. Ondan ayrılıp kendi müzik şirketini kurdu. Bayağı da bir ünlüyü bağladı diye biliyorum. Hep bizim izlenmelerimizle yaptı hocam vallahi bunları. Vallahi iyi, bayağı iyi, başarılı gittiğini duydum yani Tankuchi'm. Gangnam e. Gangnam e. Gangnam'da. Gangnam eso. Gangnam'dan. Gangnam'dan çıkalım gidelim. Artık bilmiyorum nereye gidelim. Cimcilbang. Yeni bir sözcük. Cimcilbang. Burayı birazcık sıkıyorum, farkında mısın? Çünkü iki tane ses var. Çift ses var. Cimcilbang. Cimcilbang. Cimcilbang Kore saunası. Böyle dizi izleyen arkadaşlarımız mutlaka öyle bir sahne görmüştür. Giderler böyle saunaya, Kore hamamına diyelim. Orada böyle keselenirler mi hocam? Keselenirler, suya girerler, çıkarlar, masaj yaparlar. Bir de yumurta falan yerler. Çok komik böyle. Yumurta yemeyi çok seviyorlar. Oh, ne güzel kokar orası. Evet, inanılmaz güzel koktuğuna eminim. Kapalı ortam bile. Haşlanmış yumurta. Çok keyifli. Cimcilbang. Tankuchi'm. Gerçekten ya, ama ben hayal şu ettiniz an, değil mi hocam? Şu an hayalimde canım. Şu an bu dersten çıkıp bir anda kendimi Tankut'la böyle Seul'de bir Cimcilbang'da hayal ettim. Korkunç. Gerçekten şu an yani böyle hayal ediyorum. 3 yumurta. 3 yumurta. İnanılmaz. Peki arkadaşlar. Cimcilbang. Cimcilbang. E. Çok kolay ya. Hep aynı şeyi koyduğumuz için gerçekten E ve ESO demeyi öğrenseniz arkadaşlar yeterli. Hepsini halledersiniz. Cimcilbang eso bir an önce çıkalım bence. Cimcilbang eso kımbang nagaca, kımbang nagaca, hemen çıkalım. Balli nagaca, hemen hızlıca çıkalım çünkü yumurta kokuyor. Yongkuk, Yongkuk ne? İngiltere. İngiltere'de. Yongkuk'e, Yongkuk eso. Eso dedik ve geçtik. Yongkuk eso nereye gidelim? İngiltere'den Yongkuk eso Tokyo'ya, Tokyo'ya kayo. Şimdi hemen bu cümlenin ardına bunun bir farklı versiyonunu yapalım. Tokyo eso. Eso neydi? Ayrılma ekili değil mi Tankuchi'm? Aynen öyle, den. Artık Tokyo'nun ne olduğunu söylemiyorum, hepimiz ezbere biliyoruz. Tokyo eso Hanguk'e, Hanguk'e kayo. Toki neydi Tankuchi'm? Memleketim. Memleketimiz. Hanguk neydi? Tokyo. Tokyo. İnanılmaz. Özür dilerim, Kore. Kore. Harika gerçekten. Hocam, dersin kaç ders yaptık? Aklım bir an Tokyo'ya gitti. Peki enteresanmış. Tokyo'sa Türkiye'den Hanguk'e, Kore'ye kayo. Gidiyorum. Gideceğim. Hepsi kullanılabilir. Gidiyor. Tokyo'sa Hanguk'e kayo. Umarım Tankuchi'm ben de seninle Tokyo'sa Hanguk'e kayo, Cimcilbang'e kayo. Umarım birlikte Cimcilbang'e de İnşallah gideriz. İnşallah hocam. İnanılmaz, ben o anı bekliyorum. Şimdi bir örnek cümlemiz daha var. Burada da ne diyor? Diyor ki kışıktan eso. Bizim bu şu o dersini unutan arkadaşlarımız varsa izlesinler. Kı o demekti. Şıktan neydi? Lokanta, restoran. Eso neydi Tankut? Geliyor. Gelmedi hocam. Dilim ucuna geliyordu, gelmedi. De miydi, den miydi? Den hocam. Uzun olan den, değil evet mi? O lokantadan ya da o lokantada
İkisi de olabiliyordu değil mi? O lokantada kimbap, kimbabı, öl neydi? Belirtmeydi. Kimbabı höpürdettiler. Mokchi mayo. Bak bu biraz böyle yeşermiş, etrafında sinekler falan var. Biraz kokuşmuş bir kimbap. Beklemiş. O yüzden diyorum ki bak arkadaşım, kışıktan yazo kimbabel mokchi mayo jima. Eğer olumsuzluk dersin unutanlar varsa da lütfen izlesinler. O lokantada kimbabı yeme. Çünkü kötü yani, yapamıyorlar. Kışıktan eso kimbabel mokchi mayo yeme dedik ve geçtik. İşte şimdi bütün haleklerini öğrendik ve bunları karıştırarak zor bir ödüllü soru sorduk. İstanbul nokta 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 kebap nokta nokta mogossoyo. Mogossoyo ne demek? Yedim. Geçmiş zamanda yedim. Şimdi İstanbul, İstanbul. Kebap, kebap. İstanbul'da kebabı yedim. Peki Seoul nokta nokta Bingsu nokta nokta mogossoyo diyeceğiz ki İstanbul'da kebabı yedim. Seoul'de lahmacun yedim. Bingsu'yu yedim. İnanılmaz. Bingsu da böyle çok güzel meyvelerle yapılan, sütle yapılan böyle karlı bir tatlı, inanılmaz güzel bir yazın şey. Yazın güzel olur hocam. Şimdi bakalım hangi arkadaşlarımız bunu Korece, bu boşlukları doğru tamamlayacak. Cevaplarınızı merakla bekliyorum. İstanbul nokta nokta kebap nokta nokta mogossoyo. Seoul nokta nokta bingsu nokta nokta mogossoyo. Cevaplarınızı bekliyoruz. Hazırsan Tankut'cum. Hazırım. Dersimizin sonuna geldik. O zaman annyeong. Annyeong.